dikyonerim. Geograph Center okuluna, YouTube'un en büyük coğrafya kanalına hepiniz hoş geldiniz. TT Coğrafya 2023 kampımız son sürat devam ediyor. Bugün geldik afetler coğrafyasına. Sizin de eminizde doğal afetler coğrafyasına. Doğal afetleri öğreneceğiz, afetleri öğreneceğiz. Çok çok önemli bir konudur. Neden? Bakın tablomuza. Her sene istisnasız soru gelen konu budur işte. Nüfustan da her sene soru geliyordu ama geçen sene ekonomik faaliyetleri kaydırmışlardı ama Buradan istisnasız her sene soru geliyor. Neden biliyor musun? Çevre ve toplum diye bir ünitemiz var. 9. sınıfın çevre ve toplumundan zaten sormuyorlar. E 10. sınıfın koca bir ünitesi çevre ve toplum ve bu konudan oluşuyor. O yüzden bir de günlük hayatımızı da çok kapsayıcı bir konu, çok önemli bir konu. O yüzden buradan soru her sene gelir. Bu sene de gelecek mi? Yine gelecek. Geçen sene Volkanizmayı depremleri vesaire sordular. Bir dünya haritası üzerinde çok basit bir soruydu. Depremlerin yerini çizen yapabiliyordu o soruyu. Bu sene beklediğim özellikle notunu al oraya. Konuyu dinlerken bu ikisine dikkat etmeni istiyorum senden. Bir tanesi tsunami. Tsunami'den bekliyorum artık kesinlikle gelmesi lazım. Yıllar oldu. Kesinlikle gelecek. İkincisi de erozyon ve heyelan kısmına çok dikkat ediyorsun konuyu dinlerken. Anlaştık mı? Bakın şimdi ben size konuya geçerken 3 ay önce çektiğim bir videoyu koyacağım. Onu izleyeceksiniz. Neden? Çünkü ben 3 ay önce bu kitabın notundan anlatmıştım o konuyu. Yani o konuyu daha yeni anlattım. 3 ay oldu. Yaz, girerken anlatmıştım TYT için. 3 ay önce kitabın notundan da aynı şekilde anlattım. Yani birebir kitabın notu aynı göreceksin. E, anlatım da aynı olacak. Bir daha aynı videoyu çekip editleyip yüklemenin bir anlamı olmadığı için o videoyu koyacağım. Hiçbir ekleyebileceğim bir şey olmadığı için Böyle yapıyorum biraz da rahatsız olduğum için açıkçası. Anlaştık bu konuda. Gelelim kampımızı kitap üzerinden yapıyorum. Kitabın PDF'lerini site sırayla yüklemem gerekiyor benim. Sırayla da yüklüyorum zaten. Ama biraz bazen gecikebiliyor. Biraz daha hızlanacağım bu konuda. Birazcık beni de anlayın neden. Çünkü bakın bu videoların editi kapağı, bu videoların açıklaması 50 tane işim var. Bir de işin üstüne siteye de kapağı ben yapıyorum, resmi, içindeki yazıları da ben, açıklamaları da ayarlıyorum. Bütün bunlar çok ciddi işler. Ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum size. Bakın PDF'leri renkli veriyorum. Üzerine filigran bile koymuyorum sizin için ki o filigranlar sizi rahatsız etmesin diye. Elimden ne geliyorsa yapıyorum gençler. Bu konuda siz de videoları beğenmeyi lütfen aksatmayın. Anlaştık mı? Ben hazırım. Sen de hazırsan o zaman ne diyoruz? Yunuscular bir defa öğren, bir daha asla unutma. Hadi şimdi derse geçelim. <laughs> bugünkü öğreneceğimiz konu afetler konusu. Bu konuda her sene bir soru var tekrar uyarıyorum seni düzgün bir şekilde dinle ve basit bir sorudur. Çok da basit çıkar çok rahatlıkla yapabilirsin. Mantığını oturtursan kafanda rahatlıkla yapabilirsin. Gelelim konumuza. Şimdi biz bu konuya hep doğal afetler diyoruz değil mi? Aslında doğal afetler değil bu konunun ismi. Aslında bu konunun ismi afetler konusu. Niye hocam doğal afetler diyoruz? Çünkü beşeri afetlerden haberimiz yok herhalde. Doğal afetler ve beşeri afetler diye ayıracağız biz afetleri. Afet dediğimiz şey ne biliyor musunuz? Afet. Can ve mal kaybına neden olacak. İnsanların yine yaşantısını etkileyecek. Çevredeki canlı cansız olayları etkileyecek. Bütün bunlara neden olan olaylara afet diyoruz. Eğer insanların can ve mal kaybına neden olacak, insanları etkileyecek bu olay doğadan direkt gerçekleşiyorsa ya da insanın hızlandırıcı etkisi varsa o zaman doğal afet. Doğal afetlerde insanın hızlandırıcı bir etkisi oluyor. Ya da bu direkt doğadan da gerçekleşebiliyor. Bunlara doğal afet diyoruz. Doğadan kaynaklanıyor yani bunların temeli doğada oluyor. Beşeri afetlerse burada direkt insanlar etkili. Mesela ne beşeri afetlerde? Nükleer silahların patlaması. Bak beşeri bir afet insanların etkisiyle oluşmuş değil mi? Ama bir tane sel. Sel felaketi doğada doğal ama insanların bunda hızlandırıcı bir etkisi var mı? Var. Ha bak doğal afet farklı bir şey. Beşeri afet farklı bir şey. Afet kavramı bambaşka bir şey. Anlaştık mı burada? Şunu unutma. Bir olayın afet sayılabilmesi için insanı etkilemesi gerekir. Eğer ki insanlar bundan etkilenmiyorsa biz buna afet demeyiz. O yüzden dünyanın çeşitli yerlerinde insanların olmadığı yerlerde yaşanacak bir doğal afet biz ona afet demeyeceğiz. Anlaştık mı? İnsanların olması lazım orada. Evet şimdi gelelim afetlerin ayrılmasına. Afetleri biz çeşitli kategorilere ayırıyoruz. Bazı yerlerde klimatik afetler, jeolojik afetler mesela bakın iki tane ayrım göstereceğim bugün size. Birinci ayrımımız doğal afetler, insan kaynaklı afetler. Bunu yaptık zaten doğal afet ne demek, beşer afet ne demek diye yaptık. İkinci bir ayrım yapacağız bunu yine MEP kitabından alarak göstereceğim size. Jeolojik afetler, klimatik afetler, biyolojik afetler diye bir ayrım yapacağız. Neyse bu ayrımlara çok fazla takılmanı istemiyorum seni. Bu ayrımlar o kadar çok fazla önemli değil. Zaten biri böyle ayrılmış, diğeri başka ayrılmış, başka kaynaklar da bambaşka ayrılmış. Yabancı kaynaklar da bambaşka ayırmış. Karşına bambaşka bir şekilde ayrım çıkabilir. Bu ayrımların hiçbir tanesini ezberlemeyeceksin sen. Hiçbir tanesine de kafanı takmayacaksın. Yapman gereken tek şey buradaki kavramı bilmek. Deprem nedir? Nasıl oluşur? Ondan sonra sen kendin onu getirip o kavramın, o ayrımın içerisine yerleştireceksin. Getirdin, deprem, insan kaynaklı mıdır? Bu ayrımı sordu sana mesela. Hayır, ha o zaman doğal afettir. Deprem, klimatik midir? Yani iklimle alakalı mıdır? Yoksa jeoloji yerleme, mi? Ha yerle o zaman jeolojik afetleri koyacaksın. Yani sana hangi ayrımı sorarsa sorsun, sen konunun o kavramını biliyorsan çok rahatlıkla hangisinin içerisine gireceğini de kendin karar vereceksin. Bu maddeleri, bu kavramları, bu tabloları ezberleme. Anlaştık mı? Şimdi bu tabloda sana göstermek istediğim bir şey var ama bak. Yavaş gerçekleşen doğal afetler ani gerçekleşen doğal afetler diye ayırmış bunu. ÖSYM'nin sormayı sevdiği soru tarzlarından bir tanesi bu doğal afetler konusunda. Doğal afetlerin bazıları çok hızlı gerçekleşir. Bazıları daha yavaş gerçekleşir. Bunu yine konuyu bilmen lazım tabii senin. Ben seni bileceğim bir örnek vereyim oradan. Bazı, belki hepsini bilmiyorsundur. Mesela depremler bunu biliyorsundur. Depremler nasıl? Ani bir şekilde gerçekleşir değil mi? Yani yavaş yavaş mı gerçekleşir? Hayır. Ani bir şekilde. Erozyon. Erozyonu belki bilmezsin. Toprağın üstünün süpürülmesidir. Az sonra ayrıntılı göreceğiz bunu. Toprağın üstü süpürülüp toprak verimsizleşiyor. Hmm. O zaman işte bu hızlı mı gerçekleşiyor? Toprağın üstü süpürülüp verimsizleşecek yıllar alıyor bu. Orasının kuraklaşması, kurak hale gelmesi, orada kıtlıklar, bunlar yıllar alıyor erozyon, yıllar alıyor yavaş yavaş gerçekleşiyor aklının bir köşesine. Bunu yazdık mı mantığını yazdık, ezberini değil. Şimdi geçelim şurada senin için çok güzel bir maddeler oluşturdum. Bak o maddelerde bunu dedik zaten birincisine. Afetin olabilmesi için ben bir yerde buna afet diyebilmem için insana etkileyecek. İkincisi gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerde az gelişmiş ülkelerde gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde doğal afetler farklı farklı etkiler bırakıyor. Yani gelişmemiş ülkeler az gelişmiş ülkelerde doğal afetler daha fazla etkiledir. Orada can ve mal kaybına daha fazla neden olur. Çünkü onlar gelişmemiştir ve çeşitli önlemleri, tedbirleri almamışlardır. Ve doğal afetlerden etkilenmeleri de fazla olur. Sana böyle bir harita sorusu sorabilir, ülkeleri verir ya da hangisinde doğal afetlerin etkisinin daha fazla olduğu söylenebilir. Az gelişmiş ülkelerde doğal afetler daha fazla etkilidir. Ama ülke gelişmişlik seviyesi arttıkça doğal afetlerden etkilenmesi de azalıyor. Mesela Japonya'da 9 büyüklüğünde olacak bir depremde kimse ölmezken Türkiye'de 7 büyüklüğünde olacak bir depremde binlerce kişi ölebilir gibi. mantığı anladık mı? Bir diğer özelliğimiz şimdi bir afet yaşandı diyelim. Bir deprem yaşandı. O deprem başka afetleri de tetikleyebilir. Mesela deprem olunca bu tsunami'yi tetikleyebilir. Deprem olunca sallanma oldu. Çığı tetikleyebilir. Heyelanı tetikleyebilir. Yani sadece bir doğal afet kendi tek başına oldu ve bitti değil. Başka doğal afetleri de tetikleyebilir. Evet. Buraya kadar anladık buradaki mantığı. Bakın şurada insan kaynaklı afetlere bakar mısın? Nükleer, biyolojik kazalar, insanlar yapıyor değil mi? Kimyasal kaza, insan, taşımacılık kazaları, endüstriye kazalar hepsi Temelinde insan olan şeyler bunlar. Şimdi geldik asıl konumuza. Şöyle biraz daha haritamızda görünecek şekilde açalım. Jeolojik afetler. En fazla Hüseyin'in sormayı sevdiği konu bu, sorular budur. Buradan seçiyor genelde. Jeolojik, jeomorfolojik sana bu sorulduğu zaman jeoyer, jeoyer, jeoyer diyorduk. Ta şu an aklım bu en son videoya, ilk videoya gitti. İlk videoda açıp e, anlatmaya başladığımda çok iyi hatırlıyorum çok kötü bir kamerayla beraber deneme amaçlı çekilmiş bir video doğa ve insan videosu hatırlıyorsunuzdur piksel piksel görünüyorum ses kalitesi falan çok kötü o günden bugüne tam 24 ay geçti bugün ayın ikisi hatta <laughs> bu kanala attığım ilk videonun tarihi bu bu kanala atılan ilk videonun doğum tarihi o günden bugüne birçok şey değişti 2 yılda bugün 400 bin aboneye sahibiz. Peki bundan başka bir video serisini bitirirken ya da başka bir şeyler yaparken o zaman da buraya tekrar dönüş yapacağız ve bu anı hatırlayacağız. Neyse çok fazla bilmiyorum Konuyu hemen dağıtıyorsunuz. Var ya. Hızlı bir şekilde dağıtıyorsunuz konuyu. Devam edelim. Jeolojik afetler. O videoda ilk videoda jeoyer 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 eminim. Belki beni iki sene önce dinlemişsinizdir orada. Bir sene önce dinlemişsinizdir. Hatırlıyor, hatırladığına eminim. O videoyu anlatırken sana demiştim. Hatırlayacaksın. Unutamayacaksın. Kodlamalar... Bunun için var demiş. jeo yer. Ha yerle alakalı bir şey hocam. Bak deprem. Yerle. Hey lan. Toprağım komple süpürüp gelmesi az sonra öğreneceğin yerle alakalı. Ezberleme şimdi onları. Bunları öğrendiğinde bunun yerle alakalı olduğunu kendin çıkaracaksın. Birincisi ve ilki. Ve dünyada çok büyük bir etki alanına sahip olanı depremler. Burada senin bilmen gereken Aşırı ayrıntıya girmene gerek yok bu konularda. Bu konularda bilmen gereken senin bellidir. Deprem nasıl oluşur? İlk önce bunu hatırlayalım. Depremlerimizde 3 tane önemli depremimiz vardı. Buradan bir soru gelebilir. Çöküntü depremi, volkanik deprem, tektonik deprem. Çöküntü depremi dediğimiz yer kar karsik arazilerde kolay aşınabilen kayaların olduğu yerlerde mağaralar oluyordu. Bu mağaraların çökmesiyle, karstik araziler diyorum bak Akdeniz'de ülkemizde. Bu mağaraların çökmesiyle sadece kendi çevresini etkileyen bir lokal bir deprem oluşuyordu, sallanma oluşuyordu. Bu deprem çok fazla etkili değil dünyada. Volkanik depremler e, volkan patlarken sonuçta o cüsseden kocaman bir laf çıkacak. Bir patlama oluşacak. Burada da bir deprem sarsıntıya neden olabiliyor. Bunun da etkisi yine lokal kendi çevresini etkiliyor. Bizim dünyada ve Türkiye'de en fazla etkiye sahip depremimiz tektonik deprem. Tek tonumuz vardı hatırlıyor musun? Tek bir tonu yere bırakınca sallanıyordu tektonik depremler en fazla etkili olan depremlerdir. İşte bunu bileceksin. Ve dünya üzerinde nerede var bu depremler? Şöyle hafif açalım haritamızı. Bakın Pasifik deprem kuşağı, Alp Himalaya deprem kuşağı, Atlantik deprem kuşağı. Deprem çizgilerini çizmeyi 50 defa yapmışızdır seninle beraber. Ne yapıyordun? Hemen Amerika'nın batı kıyısını boydan boya çiziyordun. Şuradan Avrupa'dan Türkiye üzerinden gelip Endonezya'dan Yeni Zelanda'ya Buradan Japonya'ya gidiyorduk. Hatırladık mı? Bir de Afrika'dan gelip şuradan tekrar bunu Türkiye'ye sokuyorduk. Şurada genelde unutuyoruz. Atlıyoruz bu konuyu. Gençler bakın şurada bir yay gibi hani Balkaş Baykal Gölü'ne doğru giden bir tektonik göllere giden bir hat var orada. Tamam genelde bunu unutuyoruz. Aklında bulunsun. Şimdi bunlara isimler veriyoruz biz. Bakın Pasifik deprem kuşağı şu bir numara Pasifik deprem kuşağı. Pasifik. Büyük okyanus demek. Pasifik okyanus. Bak iki tane bir var. Hayır. Bunlar arkada birleşikler. Yani şuradan gelen şu hat var ya. Şuradan gelen şu hat. Aslında şunun devamı böyle gidiyor. Ha? Böyle. Arkada böyle birleşiyorlar. Pasifik deprem kuşağı. Dünya depremlerinin 5'te 4'ü. Bu Pasifik deprem kuşağında gerçekleşiyor. Ateş çemberi deniliyor buraya. Bakın gerçekten de bir ateş çemberi arkaya doğru komple geliyor. Burası bir numara Pasifik deprem kuşağı. Asıl depremlerimiz Burada afet düzeyinde büyük depremler oluyor. Diğeri şuradan Avrupa'dan gelip Türkiye üzerinden gelen Alp deprem kuşağı. Biz işte Alp deprem kuşağının içindeyiz. Diğeri de Atlantik deprem kuşağı şurada Atlas Okyanusu'nun ortasından geçiyor. Peki bu deprem kuşaklarının hangisinde deprem afet düzeyinde daha az olacağı söylenebilir? Orada atlantik deprem kuşağına bakar mısın okyanusun ortasından geçiyor ne kadar insan yakalayabilir orada kaç insana etkileyebilir ne demiştik afetler için afet diyebilmemiz için insanları etkilemesi gerekiyor demiştik bakın bunlar arasında afet düzeyi en düşük olan atlantik deprem kuşağıdır bu mantığı unutmuyorsun anlaştık mı evet buradaki deprem dünya üzerindeki depremleri çizmeyi bileceksin bir daha gösteriyorum aynı zamanda volkanları da ben yine burada arayacağım. Yine ben volkanik faaliyetleri de yine burada arayacağım. Sana dünya, bu sene beklediğim sorulardan bir tanesi dünya üzerinde afetlerin sorulması. Dünya üzerinde afetler sorulduğunda ki genelde hep ya depremi sorar ya da volkanizmayı sorar. O yüzden dikkat ediyorsun. Depremi çizmeyi öğren Amerika'nın batı kıyısını boydan boya çizdim. Diğeri Avrupa'dan geldim Hindistan üzerinden Türkiye üzerinden şöyle Endonezya, Yeni Zelanda'ya, Japonya'ya ve şuradan bir tane de hat çizelim. Bunu da çizmeyi unutmayalım. Afrika'dan gelen rift vadisini de Türkiye'ye getirdim. Tamam. Burayı bilmeniz sizin için yeterli olacaktır. Bunu zaten defalarca sınavlarınızda her tarafta çizdik. Bu depremlerimizdi biz. Şimdi depremlerimizi biz çeşitli ölçeklere göre ayırmışlar. Richter yapmış bunu. Magnitüt deniyor bunlara. Magnitüt. Yani işte bir tane konuda soruda karşına çıktığı zaman magnitüt bilmem ne diye sordun da kafan karışmasın. ezberlemen öğrenmene gerek yok. Magnitüt bak 1, 2, 3 dereceleri ayırmışlar. Magnitüt değerleri bunlar. Depremlerin büyüklüğünü, şiddetini gösteriyor bize. Bunu yapan iki kişi var. Bir tane abimiz Richter. Biri de Merkalli. Bunlar böyle ayrımlar yapmışlar. Bunlara depremlerin büyüklüğüne göre, şiddetine göre bunları ayırmışlar. Richter'in yaptığında bakın yukarıda koyduğum resimde bir, bir büyüklüğü deprem oldu. 7.2 büyüklüğünde deprem oldu diyoruz ya. Mercalli'nin yaptığında daha çok Roma rakamları var. Roma rakamlarıyla ayırmış bunları. Burada önemli olan ne? Sen şunu bilmen lazım. Abi 9'a doğru gittiği zaman deprem çok şiddetleniyor demek. Japonya'da 9 nokta büyüklüğünde depremler oluyor. 1'e doğru düşmeye başladığında deprem artık şiddeti etkisi düşük olmuş oluyor. Anlaştık mı? Bakın 7 ile 9 arasındaki depremler büyük depremler. 5 ile 7 arasındaki orta büyüklükte 5'in altındaki depremler genelde çok fazla etkilemiyor bizi. Yani 5'in altındaki depremleri, 4,5'in altındaki depremleri çok fazla hissetmiyoruz biz. Zaten günümüzde her gün deprem oluyor. Sürekli. Kandilli Rasathanesi'ne girdiğimizde orada görürüz. Sürekli görürsünüz. 5 dakikada, 10 dakikada sürekli deprem oluyor ama bunlar 5'in altında olduğu için biz bunları çok fazla hissetmiyoruz. Buraya kadar oturttuk mu depremin mantığını? Oturttuk. Deprem nereden geliyor? Jeolojik yerden geliyor. Jeolojik bir afettir. Anlaştık mı? Peki hocam depremin önceden ani uyarı sistemleri olabilir mi? Hayır. Depremi önceden bilebiliyor muyuz? Bilemiyoruz. Deprem ani uyarı sistemlerimiz yapamıyoruz. Bunun mantığını herhalde çıkartabilirsin. Geldik diğerine. Türkiye'de depremlere ve genelde size dünyada deprem olayı sorulur ama biz yine Türkiye'deki depremleri bir kere daha üzerinden geçelim. Ülkemiz bir deprem kuşağıdır. Az önce gördük Alp Himalaya deprem kuşağından geliyor. Yukarıda Avrasya levhası var. Aşağıda Arabistan levhası var. Arabistan levhası sürekli kuzeye doğru geliyor ve bizi sıkıştırıyor ve biz sürekli sürekli bir sallanma içerisinde olabiliyoruz. Biz tam bir deprem kuşağındayız. O yüzden depremle yaşamayı da öğrenmek zorundayız. Depremle yaşamayı öğrendiğimiz gibi uygun önlemleri de almak zorundayız. Bakın Depremlerden biz çok fazla etkileniyoruz. Deprem olduğu zaman ölü sayımız çok fazla oluyor. Ama Japonya'da bu çok fazla olmuyor. Çünkü ülkemiz bu konuda bilinçli değil. Tabi her geçen yıl daha fazla bilinçleniyoruz ama hala bir Japonya kadar değiliz. Ciddi anlamda biz tehlikedeyiz. Bakın deprem binalarını yaparken bizim bu deprem binalarını gevşek dokulu zeminlere yapmamamız gerekiyor. Daha çok sert zeminlere yapmamız gerekiyor. Yani kayaların üzerine sert zeminlere olması lazım bunun. Sert zemin olduğunda binalar daha dayanıklı oluyor. Bizim bir sıkıntımız da Türkiye'de bina yapımında malzemeden kaçmak. Bina yapımında tecrübesizlik, yeteri kadar bilinçli olmamamız. Bütün bunları topladığımız zaman bir de Türkiye'nin %71'inin birinci derece deprem bölgesi olduğunu da işin içine koyduğumuzda can ve mal kayıpları çok fazla oluyor. Ülkemizde en fazla doğal afet oranı heylandadır. Bakın heyelan açık ara öndedir. Yani en fazla yaşanan doğal afet oranı heylandadır bizi unutmayın. Ama insan sayısı bakımından etkilediği insan sayısı bakımından depremdir. Düşünün. E hocam ama deprem yaşanıyor dediniz az önce 5 büyüklüğünde bir sürü deprem oluyor falan. Ama onlar doğal afet mi? Şimdi 5 büyüklüğünde altında yaşanan depremler insanı etkilemiyor bir onlar afet mi? Afet düzeyinde yaşanan depremler daha azdır. O yüzden en fazla bizim doğal afetimiz heylandır. Ama yaşandığında en çok insanı etkileyen, düşünün heylan yaşandı. Heylan gelme yani toprak kayması az sonra göreceğiz ayrıntılı. Heylan yaşandığında o bölgede az sayıdaki bir insan etkiler ama bir deprem bile yaşanmış olsa çevrede binlerce on binlerce insanı etkiliyor. O yüzden insan sayısı etkilediği insan sayısı bakımından en fazla depremdir. Unutma bu mantığı. Şimdi ülkemizde deprem nerede göreceğiz hocam? 3 tane fay hattımız var bizim. Kaf, baf, daf. Buna böyle ezberlemene gerek yok. zaten ismi üstünde bakın. Kaf, Kuzey Anadolu fay hattı. Depremlerimizin çoğunluğu burada gerçekleşiyor bizim. Baf, Batı Anadolu fay hattı. Daf, Doğu Anadolu fay hattı. Kuzey Anadolu fay hattı Saros'tan başlayıp şuradan bakın geliyor. Kuzeyden boyunca bütün buradaki şehirleri geçip Oradan Van üzerinden İran'a doğru devam ediyor. Şimdi hocam ben hangi şehirlerin hangi fay hattı üzerinde olduğunu bilmek zorunda mıyım? Evet. Ama bunları ezberlemek zorunda değilsin. Şehirlerin yerini bildiğin zaman hangi fay hattına yakın olduğunu da çıkartabilirsin. Böyle yapacaksın bunu. Ben de bilemem. Bana desen ki şu şehir. E ben diyeceğim ki bana desen ki Muğla hangi fay hattındadır? Diyeceğim ki ha, Batı Anadolu fay hattındadır. Batı'da. Böyle diyeceksin sen de bunu yapacaksın ama burada sıkıntı şehirlerin yerlerini hiç yoktan kabaca bir bilmen lazım senin. Doğu Anadolu fay hattı, bakın şuradan hani Afrika'dan gelen bir çizgi vardı ya hatırlıyor musun? Afrika'dan gelip Hatay'dan gelip şuradan bakın Hakkari'den devam ediyor. Evet, Batı Anadolu fay da burada. Evet, burası bizim fay hatlarımızdı. Dediğim gibi şehirler sorulursa KPSS'de soruldu geçen sene. Şehirler sorulursa şehirlerin yerini bilmenle alakalı yapacaksın bunu. Bunlar bizim birinci derece deprem bölgelerimizdi. Bak birinci derece deprem bölgesi demek birinci çok tehlikeli anlamında. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinciye doğru gidildikçe o artık azalmaya başlıyor. Türkiye'nin bakın en az tehlikeli olan bölgesi burası. Taş, şurası teke platosuydu şurası taşeli platosunun olduğu biraz daha kuzeye doğru giden hat. Taşeli platosunu bulunduğu bu bölge. Evet en az zaten bizim hatırlayın nükleer tesisimiz de burada Mersin'e Akkuyu'ya kuruluyor. Neden? Çünkü burada deprem ihtimali daha düşük. Anlaştık mı buraya kadar? Evet genelde ÖSYM'nin sormayı sevdiği çok basit ama sırf dikkatsizlikten dolayı kaybettiğiniz bir soru. Çok çok basit. Bunu sorar ha. Bak bu kadar da basit sorar. Deprem öncesinde ya yapılacaklar. Deprem sırasında yapılacaklar. Deprem sonrasında yapılacaklar. Şimdi bunları ezberlemeyeceksin. Sadece şu mantığı unutma. Sana sorulduğunda ya ben bunu depremden önce mi yaparım? Sonra mı yaparım diye yorumla. Mesela bak eşya eşyaların sabitlenmesi. Bunu deprem olup bitti, deprem bittikten sonra mı yaparsın? Ya da deprem anında deprem oldu. Aa ben dur şu eşyaları sabitledim. Hayır. Deprem öncesinde yapman gereken bir şey bu. Deprem çantasını hazırlamak deprem öncesinde yapman gereken bir şey. Ailedeki kişilerle konuşup işte şurada eğer ileride bir deprem olursa şurada toplanırız, şöyle yaparız gibi bir plan hazırlamak deprem öncesinde yapılması gereken şeyler. Bunların hepsi deprem öncesinde yapılması. Deprem sırasında ne yapmamız lazım? Panik yapmayacaksın. Yani deprem olmaya başladı panik yapmayacaksın. Hemen pozisyonunu alıp gerekli yerlerde pozisyonunu alıp bekleyeceksin sakin bir şekilde. Öyle merdivenlere atlayayım, camdan aşağı atlayayım, asansörlere atlayayım. Böyle şeyler yok hele asansörü hiç kullanmayacaksın. Bunlar depremin olduğu anda olacaklar. Bir de depremden sonra yapmamız gerekenler var. Deprem bitti. Deprem bittikten sonra bakın... Öncü sarsıntılar vardır. Bir de artçı sarsıntılar vardır. Öncü sarsıntılar deprem olmadan önce bize haber verir. Böyle küçük ufak tefek depremler olur öncü sarsıntı. Artçı sarsıntılarsa deprem olur biter. Deprem olduktan bittikten sonra da yine hafif hafif küçük küçük o enerji boşalımı deprem küçük küçük depremler olur. Artçı sarsıntılarda bunlardır. O yüzden biz deprem olup bittikten sonra, sonra artçı sarsıntıların devam edeceğini bileceğiz. Ve hemen kapatılması gereken aletler varsa gaz ocağıdır, elektrikli aletlerdir. Hemen bunları kapatacağız. Ondan sonra terk edeceğiz bulunduğumuz alanı. Ve terk ettiğimizde de binalardan bir şeyler düşmeyecek şekilde düzgün açık alanlara geçmemiz gerekiyor. Anlaştık mı? Bu yerde enkazın üzerinde de, aralarında da dolaşmayacağız. Çünkü hala artçı depremler gerçekleşebilir. Deprem konusu önemliydi. ÖSYM depremle alakalı sorarsa genelde burayı seçer. %60, %70 burayı seçer. Ve ben bu sene tsunami'den bekliyorum soruyu. Dünya haritası üzerinde de olabilir bu soru. Neden? Tsunami çok karıştırılıyor çünkü. Tsunami dediğimiz şey bizim şu. Bak. Görüyor musun? Bu deniz dalgalarının deniz dalgalarının kabarıp kara kütlesine gelmesi. Bunu eğer aklında tutamıyorsun neydi bu tsunami diye. Tü su geliyor baksana diyeceksin tamam mı? Tü tsunami. Tü koskoca bir dalga su geliyor. Devasa bu dalgayı oluşturan şey ne peki? Bu dalgayı oluşturan şey ha bunu karıştırmanın nedeni şu. Sen şimdi su geliyor ya. A hocam su geliyor diyorsun ya. Bu su gelen şeyi klimatik olarak alabilirsin mesela. Hayır. O su niye geliyor? o suyun gelmesinin nedeni 3 tane. 1. Koskoca bir okyanus tabanında bir deprem yaşanıyor. Bu deprem sonrasında ne olacak o su? Kabarmaya başlayacak. Kabarıp kıyıya gidiyor. Kıyıya gidip vurmasının nedeni ne? Tabanda, deniz tabanında bir deprem olması. Sadece deprem değil. Orada volkanik bir patlama da olabilir. O volkanik patlama sonrasında yine bir kabarma olabilir. Ya da bir heyelan faaliyeti gerçekleşebilir yine. Heyelan faaliyeti gerçekleşince yine bir kabarma olmayacak mı? Evet. Peki bu su kabarması, tüy tsunami, tüy su, bu su kabarmasının nedeni ne? İklimle alakalı bir şey mi? Hayır. Jeoloji, deprem, heyelan, volkanizma, jeoloji yerle alakalı bir şey olduğu için biz bunu jeolojik afetlere koyuyoruz. İşte siz genelde bunu karıştırıyorsunuz. Tsunami jeolojik olmayabilir diyorsunuz. Mantığını öğren, Aklına gelsin, çok rahatlıkla yaparsın. Evet, Tsunami'nin mantığını öğrendik. Nasıl oluştuğunu öğrendik. Burada unutma, deprem, volkanizma ve her alanlar buna etkilidir. Peki hocam, Tsunami'ye ben nerede rastlayacağım dünyada? Bakın, Tsunami kısmında, Türkiye'yi de hazır içerisine alalım. Türkiye'de de rastlanabiliyor Tsunami'lere. Sadece bu Tsunami'lerin okyanus çevrelerinde olması gerekiyor diye bir şey yok. İç denizlere doğru da olabiliyor. Haritaya bakar mısınız? Haritada kabaca gösteriyor bu yerleri. Türkiye'de de tsunami olabiliyor. Burayı nasıl arayacaksın? Deprem bölgelerine yakın yerleri bakacaksın. Su kenarlarına yakın yerleri bakacaksın. Tsunami'yi aramak için. Anlaştık mı? Ülkemizde oluyor mu tsunami? Evet ülkemizde geçmişte bununla alakalı yaşanmış izlere rastlanmış. Türkiye'de birçok tsunami görülmüş haritaya. Haritaya inceleyin bakın. Yani olma ihtimali var mı? Evet. 3-6 metre boyuna ulaşabilecek tsunami'ler oluşma ihtimali ülkemizde vardır. Tabii ki büyük okyanus kenarlarında olduğu kadar olmasa da yine ülkemizde tsunami ihtimali var mıymış? Varmış. Peki hocam depremleri önceden bilemiyorduk. Tsunami'leri bilebilir miyiz? Yani erken uyarı sistemleri olabilir mi? Evet önceden anlayabiliyoruz bunları. Erken uyarı sistemleri var. Düşünsenize okyanusun ortasında bir deprem oldu. Dalgalar geliyor. E bu önceden haber veriliyor ve insanlar kaçıyorlar. Tsunami erken uyarı sistemleri işe yarar. Ayrıca bir de tsunami gerçekleşmeden önce deniz bir metre böyle bir geri çekilme yapar. Ondan sonra gücünü toplayıp geri gelir. Bu da bize tsunami'nin oluşacağının göstergelerinden bir tanesi. Evet, tsunami'yi de geçtik. Bu sene ben tsunami'den ve çığ'dan bekliyorum. Eğer gelecekse doğal afetlerden sonra tsunami ve çığ ikisinden bir tanesinden. Gelelim volkanizmaya. Şimdi volkanizmayı ben nerede arayacağım? deprem bölgelerinde. Depremlerde kırık oluyordu. O kırıklardan dışarıya lavlar çıkıyordu. O lavlar, gazlar çıkıyordu, küller çıkıyordu, üst üste geliyordu. Volkanizmanın olduğu yerlerle, depremlerin olduğu yerler paraleldir. O zaman ben volkanizmayı nerede arayacağım? Az önce gördüğüm deprem bölgelerinin olduğu yerlerde arayacağım. Gidip az önce deprem bölgelerinin hatlarını çizdik ya. işte o hatların olduğu yerlerde de volkanik faaliyetlere rastlayacağım. Özellikle dünyada aktif volkanlar, İzlanda'da, İtalya'da, Japonya'da, Şili, Peru bu gibi ülkelerde çok fazla oluyor. Bunları haberlerde çokça duyuyoruz. Şimdi gelelim volkanizm sonucunda neler olabilir? Can ve mal kaybı, bunu yaparsın. Hava ulaşımında aksamalar. Bakın bu önemli. Volkanizm volkanlar patladığı zaman ben üniversitedeydim hatırlıyorum. İzlanda'da Jorgen Jokul gibi böyle değişik değişik şeyler var ya Şafna Jokul gibi değişik değişik volkanik isimler, volkan isimleri. Bir volkan patlamıştı. Bir hafta trafik, uçak, Avrupa'da ulaşım, hava yolu ulaşımı sekteye uğramıştı. Çok ciddi ulaşımda, hava yolu ulaşımında sıkıntılar oluşturuyor. Tarım alanlarına zarar verir. Çünkü lav akıntısıyla beraber komple oralar kaplanır. E mantıklı. Çevre sorunu oluştur. En önemlisi Tsunami'lerin oluşmasına neden olur. Şunu unutmayın. Volkanizmanın, volkanların olduğu araziler tehlikelidir, değil mi? E o zaman oralardan kaçalım. Oralarda yaşamayalım. İşte o iş öyle olmuyor. Neden? Çünkü volkanizmanın olduğu araziler aynı zamanda volkanlardan çıkan mineraller var. Bu mineraller verimli tarım arazileri oluşturuyor. O yüzden volkanizmanın olduğu arazilerde insan sayıları da genelde fazla oluyorlar. Hemen buradan kaçalım olayı olmuyor yani. Volkanizma ile insanlar yaşamayı öğrenmişler. Peki hocam Türkiye'de volkanizma ne durumda? Ülkemizde şu an aktif volkanımız yok. Ama ama geçmiş verilere baktığımızda Hasan, Tendürek, Kula volkanları gibi çeşitli volkanlarımızın patladığına dair geçmiş dönemlerde onlara dair bir izler bulmuşuz biz. En son volkanik faaliyet bizim ülkemizde bakın 1941 43 yılları arasında Tendürek Dağımız doğmuş. Tendürek Dağımız neredeydi? Hemen geliyoruz haritamıza. Nemrut Süpan, Tendürek, Ağrı buradaydı. Nemrut Yunus Hoca vardı burada. Şu orta bölgedeki volkanik dağlarımız hangileriydi? Ercişli, Kara Hasan, Meliyodu, Kara Hasan, Karaca Dağ, Kara Melendiz, Erciyes, Hasan Dağları vardı. Şurada kula var. Kulakların manisini hatırlıyor musun? Şurada bir tane de burada bir ee, komplikasyon gelişmiş. Burada burada da bir tane Karaca Dağımız var. Orada çıkmamış. Bunlar bizim ülkemizdeki volkanlar. Ülkemizde şu an aktif volkanımız var mıdır? yoktur diyoruz. Ve hemen kütle hareketlerine geçiyoruz. Dikkat ediyorsun. Geçen sene çıkan soru kütle hareketlerinden çıktı. Dedi ki yukarıda verilenlerden hangisi kütle hareketlerinde neden olur mu? Olur demişti herhalde. Evet hangisi neden olur demişti. Kütle hareketleri dediğimiz şeyler ne? Kütle hareketleri heyelan. Heyelan dediğimiz şey bir dağ yamacının şöyle bakın görüyor musun? bir dağ yamacının kopup komple akıp gitmesi. Heyelan dediğimiz şey bir kütle hareketi. Kaya düşmeleri. Bunlar da bir kütle hareketi. Çamur akıntıları. Bunlar da yine bir kütle hareketi. Bu kütle hareketlerini sormuş bize işte. Şimdi gelelim heyelandan başlayalım. İlk olarak heyelanlar demiştik Türkiye'de görülme oranı en yüksek doğal afet heyelan. Peki hocam heyelan ne? Heyelanımız şu. Dağımızın yamacı komple kopup gelmiş. Heylanı dikkatle dinle. ÖSYM depremi sorar, tsunami'yi sorar. En fazla da heyelan ve erozyon arasında da bu farkları sorar. Dikkatli dinle. Heyelan, heyelan gelme diyoruz. Saçma gelebilir sana ama o kadar işine yarayacak ki kafan karışmasın. Heyelan, ha dağın yarısı kopup geliyor. Peki hocam o dağın yarısı nasıl oluyor da kopup geliyor? Bunun çeşitli nedenleri var heyelan dediğimiz yerin bazı ortak özellikleri var. Nedir bunlar? Bir, o dağın yarısını kopup gelebilmesi için bir kere arazinin çok eğimli olması lazım değil mi? Tamam, birinci şeyi koydum. Düz yerde o heyelan oluşabilecek mi? Oluşamayacak. Heyelan, engebeli bir arazi arayacağım heyelan için. E yeterli mi? Hayır. Bu heyelanın bu şekilde komple kopup gitmesi için suya doyması lazım toprağın suyu alacak, alacak, kara erimeleriyle, yağmurlarla suyu çekecek, çekecek, artık dayanamayacak, iyice şişecek, daha fazla su çekemeyecek ve kayıp gitmeye başlayacak. Ama o suya iyice doyduktan sonra kayıp gidebilmesi için aşağıda bir şey daha olması lazım. O altta bir kil tabakası varsa, kilden oluşmuş bir toprak, kil dediğimiz şey bu çanak çömlek yapıyoruz ya böyle yapışkan kaygan hatırlıyor musun? İşte bir kil tabakası oluştuğunda orada geçirimsiz bir kil tabakası oluyor su da aşağı gidemiyor orası iyice şişiyor şişiyor ve o kil de kaygan hop kaymaya başlıyor. Bir de eğim doğrultusunda paralelse şöyle eğim aynı zamanda burada tabakalar var. Bu tabakalar bir de eğimin doğrultusunda paralelse aynı doğrultulardaysa yani eğime dik değilse böyle. Dik olsa hani kayması zorlaşır. Ama aynı paralelde ise bir de kil varsa aşağıda, bir de suyu aldık, bir de karlar eridi. Öyle anlatıyorum sanki güzel bir şeymiş gibi. Ve bir anda o dağın yarısı koptu gitti. İşte heyelanın yaşanmasının nedenleri. Bir nedenlerinden bir tanesi de Karadeniz'de çok fazla olur. Bakın insanlar da bunda etkili. Tünel yaparken, yol yaparken o araziyi bozuyoruz biz. Bozunca tam heyelanın yaşanması için uygun bir ortam oluşturuyoruz ve genelde de böyle Araçların, araç, araba yollarının olduğu yerlerde hep heyelan gerçekleşiyor. İşte biz bu tünel yapımı, yol yapımlarıyla heyelanı yine tetikliyoruz. Bunun dışında heyelanların oluşmasında o an etkili olan şeylerden bir tanesi depremler, volkanlar. Volkanlar patladığında da deprem oluyor. E bir sallanma oluyor ya depremler olduğunda. O sallanma zaten orada zar zor duran araziyin kopup gitmesine neden olabiliyor. Evet bunlar heyelanlardı. Çok çok değerliydi. Direkt sorulur. Aşağıdakilerden hangisi heylana neden olan o etmenlerden bir tanesi değildir. Tünel yapımı, işte çeşitli araç yollarının yapılması, depremler vesaire der bir tane öyle dandik saçma sapan bir şık koyar oraya. Evet. Geldik diğerine kaya düşmeleri. Kaya düşmeleri de yine tehlikeli doğal afetlerden bir tanesi. Bunun için bize ne lazım? Yine eğimli bir arazi lazım. Genelde de bu arazi eğimli oluyor ve orman örtüsünden de yoksun olan bir arazi oluyor genelde. Bir de yine bizim çamur akıntılarımız var. Çamur akıntıları çok yoğun yağmur olduğunda iyice toprak şişiyor ve çamur akıntısı şeklinde akışa geçiyor. Gelelim biz bunların Türkiye'deki... Ha şunu bak söylemeyi unutuyorduk. Ülkemizde, tabii Türkiye'ye daha yeni geldik. Türkiye'deki heyelanlara, kütle hareketlerine, Türkiye'de kütle hareketlerine. Ülkemizde heyelanlar genelde ilkbahar mevsiminde gerçekleşiyor. Bunun nedeni ilkbahar mevsiminde yağmurların artması ve ilkbaharda artık yaza doğru Kar erimelerinin başlaması, suyunu iyice, toprağını iyice suya şişmesi. Şimdi ülkemizde kütle hareketlerinde nerede rastlıyoruz? Heylana ve taş düşmelerinde, kaya düşmelerinde nerede rastlıyoruz? Birisi bize heylan, kaya düşmesi, sel, su taşkınları. Sel, su taşkınları genelde her tarafta oluyor ama heylan, kaya düşmesi, az sonra göre çığlar. Genelde bu tarz doğal afetler hep nerede biliyor musun? Hep şu Doğu Anadolu kısmını kapsıyor. Zaten Sivas, Kayseri genelde bu. Sivas zaten garibim hep var. Erzurum'da Sivas. Şimdi bak kaya düşmesi dediğimiz yer Sivas'ta. Kayseri'de Erzurum'da da var kaya düşmeleri. Genelde ilk üçünü aldık. Ama bunun dışında yine bu doğu, doğu kısmında bizim bu afetleri çok fazla rastlıyor. Heyelan, kaya düşmesi, çığlar. Neden? Çünkü heyelan, kaya düşmesi, çığ, bak seller. Bunlar eğimli arazilerde olan şeyler değil mi? Engebeli, dağlık, yüksek arazilerde olan doğal afetler. E bizim de en fazla böyle tehlikeli olan yerimiz de orası. O yüzden orada çok fazla. Yani biri sana yani biri sana Türkiye'deki heyelanları, selleri, çığlar onları bunları sorduğunda. Genelde bu tarz eğime dayalı doğal afetleri sorduğunda senin hep elin daha çok bu doğuya doğru gitsin. Mantığı öğrendik mi burada heyelanın kaya düşmelerin nerede olduğunu? Heylana ayrı bir parantez açalım burada. Heyelan bizim genelde bakın şurada Doğu Karadeniz'de gerçekleşiyor. Doğu Karadeniz'de bizim orada Trabzon'da gittiğim zaman gördüğümüz hemen bir tarafta bir heyelan gerçekleşmiş görürsünüz. Başka bir tarafta başka bir heyelan hemen o heyelanın izlerini hemen her yerde görürsünüz. Toprak eğimli bir arazi çünkü Karadeniz. Sürekli yağmur yağıyor. Toprak şişiyor şişiyor. E bir yol yapımı da işin içine girdi mi kayıp gidiyor artık. Evet ülkemizdeki kütle hareketlerini de gördük. Şimdi gelelim. Klimatik afetler, biyolojik afetler, teknolojik afetler, sosyal afetler. Birçok konuda böyle ayırıyorlar bunları. Yine bunları ezberlemiyoruz. Şimdi öğrendikçe kendimiz içerisine atacağız. Bak mantığına bak. Dolu. Ya bu klimatik, iklim, klimatik demiyoruz biz buna. İklimatik. İklimle alakalı bir şey değil mi? Çığlar, buzlanma, seller, yağışlar. Bak hep iklimle alakalı şeyler. Bunları sen kendin yerleştirebilirsin bu gruba. Diğer tarafa bak. Teknolojik afet diye ayırmış nükleer, sanayi, ulaşım, maden, biyolojik kazalar, kimyasal hep insanların teknolojiyle oluşturdukları afetler bunlar. Bunun da mantığı tamam. Sosyal bakın savaş sosyal bir olay, terör saldırısı, göç, yangınlar, sosyal bir olay sonucunda ortaya çıkan afetler. Biyolojik afetlerde şöyle bir sıkıntı var şimdi. Biyolojik afetlerdeki sıkıntımız şu. Erozyon ve orman yangınlarının biyolojik afetlerde görünmesinin mantığını ben bulamadım. Yabancı kaynakları araştırdım. Şimdi biyolojik afet tanımımız şu aslında. Virüslerin, bakterilerin neden olduğu büyük genel salgınlar. Bu tarz afetlere biyolojik afetler diyoruz biz. Bakın salgınlar, böcek istilaları. Ama erozyonu neden biyolojik afetlere alınmış? Kitabımızda bununla alakalı bir bilgi yok. Aynı zamanda kitabımız bunu afat'tan almış bu ayrımı. Afat'ta da bununla alakalı tam olarak böyle açıklayıcı, bilgilendirici bir kısım yok. Erozyonun neden biyolojik afetlere girdiğini bir türlü kafamda oturtamadım. Neden erozyon oraya alıyoruz? Şimdi erozyonu anlatayım size. Küçük bir mantık kurdum ama sen de istiyorsan bir düşün bunu bakalım. Yorumlarda yaz. Şimdi onu da anlatacağım sana unutmazsam tabii. Erozyon ne? Çok çok tehlikeli. Bakın. Hey lan, hey lan gelme. Kocaman bir dağın yarısının kopup gitmesiydi. Erozyon bizim bir toprağımız var. Bakın şurada. Kurak, yarı kurak bir alanda bit gördüsünden yoksun bir toprak bu toprak tamamıyla dış kuvvetleri açık. Yağmurlar yağıyor, rüzgarlar esiyor. Bu toprağın üstündeki verimli olan ince yapıdaki toprağı alıp götürüyor. En verimli toprak bu arazinin en üstündeki o ince yapılı olan topraktır. Bu en verimli toprak yıllar boyunca böyle yavaş yavaş taşınıyor. Yavaş yavaş taşınıyor, yavaş yavaş taşınıyor. Ne olacak orası? Orada ciddi anlamda toprak verimsizleşmeye başlıyor. Verimsizleşen toprakta insanlar aç kalacak, kıtlık, açlık çıkacak ve bunlar salgın hastalıklara neden olacak. Şimdi sonucunu gördük mü? Bak ama bunlar tabi çok uzun yıllarda gerçekleşecek. Yani burada erozyon aslında doğal olarak gerçekleştiğinde doğada kendi başına gerçekleştiğinde bir afet değil de burada insanlar bu erozyonu hızlandırıyorlar o zaman bir afete dönüşüyorlar işte. Ciddi anlamda afet özelliğini kazanmaya başlıyorlar. Kıtlığa, açlığa, göçlere neden oluyorlar. Peki hocam gelelim soruların sorulduğu yere. Eroz, erozyonu, erozyonu, erozyonu <laughs> Toplan. Erozyonu önlemek için alınacak tedbirler neler? Şimdi erozyon dediğimiz şey biri sana bunu sorduğunda ha toprağın böyle erozyon toprağın böyle çıprak kalmasıydı. Tamam. Buna bir kodlama yapalım mı? Siz yapın bunu. Hiç düşünmedim. Yapmış mıydım acaba? Hiç hatırlamıyorum da. Erozyon. Yani erozyon denildiğinde ha yont, erozyon. Bak hemen o an bir kodlama <laughs> çıkartıyoruz. Erozyont diyebiliriz buna. Yont. Ha toprağın üstünün yontulması. Wow, iyi tuttu. Bence bence güzel oldu. Yani böyle işte diyorsunuz ya kodlamaları nasıl üretiyorsunuz böyle ihtiyaç doğuyor İhtiyaç doğuyor ben de o ara üretiyorum işte eroz yont dediğimiz ha yontuyoruz hocam toprağın üstünün yontulması çok güzel oldu be heylanda o da çok güzeldi peki hocam erozyont toprağın üstünün yontulmasını nasıl engelleyebiliriz düşün yontmayı nasıl engelleyebilirsin buralara ağaç diktiğini düşün her tarafta ağaçlar var artık orayı yontabilir misin? yontamazsın değil mi? Ağaç dikerek bunu engelleyebilirsin. Ama ağaç dikerek heyelanı engelleyemez. Düşün şimdi bir heyelan arazimiz var. Oranın suya şişmiş, kayıp gidecek, arazi eğimli. Oraya ağaç diktiğinde nasıl engelleyecek ki onu? Zaten kökler belli bir metreye kadar iniyor. E zaten heyelan o köklerin ulaştığı yerde değil ki çok daha aşağılarda gerçekleşiyor. Ağaç dikerek heyelanı engelleme diye bir mantığımız olmayacak. Anlaştık mı? Bakın heyelanı nasıl engelleyebiliriz peki hocam? En önemli kavram şu. Direnaj sistemleri kurmak, direne etmek. Oraya gelen suları başka yerlere direne etmek, boşaltmak. Yani o arazinin biliyorsun sen orası heyelan tehlikesiyle karşı karşıya. O zaman o araziye gelen suları bir şekilde başka yerlere kanalize edeceksin. En önemli alınması gereken önlemlerden bir tanesi bu. Evet erozyona geçelim biz. Ağaçlandırma yaptık. Yontmayı engellemek için ağaçlandırma yaptık. Eğimli arazilere yontmayı engellemek için taraçalar kurduk. Taraçalar, bakın şöyle resmini koyayım. Bu taraçalar ne yapar? Bu taraçalar akan toprağı engelleyecek. Mantığını böyle kendin yorumla. De ki yontmayı engeller mi taraça kurmak? Tarım arazilerini eğime dik sürmek. Bunları tek tek yorumlayacağım seninle. Üstünden geçmeyeceğim çünkü bunu soruyorlar. Yorumlaman lazım. Tarım arazim var. Eğime paralel sürersem böyle olur. Ben nereyi gösteriyorum burayı? Erazi, eğime paralel sürersem, bak paralel, aşağı doğru paralel gider. Ama eğime dik sürersem, böyle. Eğime dik sürersem erozyonu engellemiş olurum değil mi? Ama paralel sürersem erozyonu hızlandırırım. Mantığını unutma, kafanı genelde bu karıştırıyor. Meraların aşırı, aşırı otlatılması, meralarımız var. Hayvanların otlatıldığı yerlere meralar diyoruz biz meralarımız, çayır çimenler bu toprağın üstünü yontulmayı engelliyorlar bu çayır çimenler. Eğer sen bu çayır çimenler hayvanları aşırı derecede otlatırsan yontulma bitkileri gitti. E, yontulma hızlanacak meraları aşırı otlatmayacaksın. Diğeri nadas tarımı. Nadas su diyorduk buna. Nadas su. Ha hocam su yoktu toprakta. Su olmadığı için bir sene toprağı ekiyordum. Diğer sene ekmiyordum. E, diğer sene ekmediğin sene boş bıraktın toprağı. NADAS uygulaması yaptın. Ben NADAS uygulaması yaptım bu sene. Bu sene toprağı boş bıraktım. E o zaman erozyona yontmaya müsait bir tarım arazisi bıraktın orada. Mantığı öğrendik mi? Diyelim. Nöbetleşe ekim yapmak lazım. Bak NADAS uygulaması yapmamak lazım. NADAS kötü bir şey. Bir sene boş bırakıyoruz toprağı. O kötü onu yapmayacağım. Ama nöbetleşe bir ekim yap yapacaksın. Nedir nöbetleşe ekim? Ya şimdi ben bu sene kullandım. Buğday ektim değil mi? E buğday ektim ama bu sene buğday ekmemem lazım artık benim. Genelde bunu pamukta kullanıyorlar Güneydoğu Anadolu'da. Pamuk ektik. 3 sene mesela pamuk ektikten sonra başka bir şey ekmen gerekiyor. Pamuk ektik diyelim. Bu pamuğu ektim. Suyum da yok benim şimdi. Suyum da yok. O zaman ben boş bırakmayayım burayı diyorum. Nadas. Boş bırakmayayım. Buraya başka bir ürün ekeyim. Suya ihtiyaç duymayan başka bir ürün ekeyim. Buraya boş kalmasın tarla. Güzel bir şey değil mi? Erozyonu engellemiş olursun. İşte bu şekilde nöbetleşi ekim Önemli. Bunu yapman lazım. Ormanlık alanları korumak lazım. E tabi ormanlar engelliyor erozyonu. İnsanları en önemlisi de insanları bilinçlendirmek lazım bu konuda. Buraya kadar tamam mıyız? Tamam hocam. Peki erozyon hocam e olsun. Yani çok da önemli bir şey değil gibi. Zaten yavaş yavaş gerçekleşiyor. Aa öyle olmuyor işte. Erozyon. Erozyon diyorum buna bazen kusura bakma. Erozyon. Ciddi sonuçlar ortaya çıkarıyor. Düşünün toprağın en verimli kısmı gitti. Toprak verimsizleşti. O verimsiz toprak, bütün toprakların verimsizleştiğini düşünün. Açlıklara, üretimin azalmasına, göçlere, kıtlıklara, salgın hastalıklara neden olacak. Etkileri fazla yani. Bak bir şey dedim burada dikkat ettin mi? Salgın hastalıklara, kıtlıklara neden olacak dedim. Acaba... Acaba biyolojik afetler içerisine alınmasının nedeni erozyonun biyolojik afetler içerisinde değerlendirilmesinin nedeni bu mudur? Yani bu çıkarttığı, ortaya çıkarttığı bu etkenden dolayı mıdır? Ben böyle bir yorum yaptım açıkçası buna. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Unutmuyorsun. Erozyon değişik bir şekilde biyolojik afetler içerisindeymiş. Bakarsın belki işine yarar. Erozyona başka sonuçları var mı? Evet insanlar kıtlık dedi, göçlük dedik. Ha şu, şunu da anlatayım. Barajların su tutma kapasitesini azaltıyor. Ne demek? Şimdi barajlar biz akarsuların önünde bir set koyuyoruz ya. Şimdi erozyonla beraber bütün topraklar taşınıp akarsuya gidiyor. E akarsu bu toprakları alıp barajların olduğu yerde biriktirmeye başlıyor. Önceden derinliği fazla olan bir baraj erozyonla beraber toprak biriktirmeye başladığı zaman biriktiriyor biriktiriyor. Yavaş yavaş toprak çamur doluyor altı ve barajların su tutma kapasitesi azalıyor. Evet geldik şimdi. Erozyonu öğrendik mi? Ha Türkiye'deki erozyonu atlıyorduk az Ülkemizin topraklarının gençler %86'sı erozyon tehdidi altındadır. Eğimli, engebeli bir araziye sahibiz. Bunun üzerine yarı kurak kurak bir iklime sahibiz. Bitki örtüsünü tahrip ediyoruz. Meraları aşırı derecede otlatıyoruz. Bütün bunların hepsini düşündüğün zaman bütün ülkemizde eğimli, yarı kurak bir de biz gerekenleri de yapmıyoruz bilinçsiziz. Erozyon tehlikesiyle bizler karşı karşıyayız. Ülkemizin bu verimli toprakları yok olup gidiyor. Evet. Çok çok tehlikeli. Geldik şiddetli rüzgarlara. Yavaş yavaş sonlara doğru yaklaşıyoruz. Şimdi şiddetli rüzgarlardan fırtınalar var, bir de kasırgalar var. Fırtına dediğimiz Belirli bir kilometrenin 60 kilometrenin 62 kilometre bazı yerlerde 60-62 kilometrenin üzerine çıkmaya başladığında fırtınalar oluşuyor. Yine tabi bu hızına göre şiddetli fırtınalar, büyük fırtınalar, orta büyüklü fırtınalar, fırtınalar diye böyle artıp gidiyor. Şimdi bu fırtınalar birçok yerde görünebilir dünyada. Yani bakın şöyle ben baktığım zaman şurada batı rüzgarlarının geldiği şu köşelerde birçok yerde Türkiye'de fırtınalara rastlanabilir. Fırtınalar bizi de etkileyebilir. Ama 118-120 kilometre üzerine çıktığı zaman bu fırtınalar kasırgalara neden oluyor. Kasırgaları filmlerde çok fazlasıyla görmüşüzdür. Bakın. kasırgaları daha başka. Kasırgaları görebilmemiz için tropikal bölgelere gitmemiz lazım. Bizim ülkemizde kasırga olmaz. Olmaz. Bizim ülkemizde tamam küçük çaplı hortumlar görebilirsin. Aa o zaman bu kasırga. Hayır, kasırga başka bir şey. Kasırga bazı yerlerde buna hurricane bazı yerlerde tornado denir. Hurricane, tornado, willy willy böyle değişik değişik isimlerle anılıyorlar. İngilizce bir kavram olarak arattığınızda zaten hurricane diye geçiyor kasırga. Şimdi nerede rastlıyoruz biz bu kasırgalara? Ekvator tropikal bölgede. Bakın buradan alize rüzgarlarımız gelir bizim. Alize rüzgarları şu şekilde sapmayla gelir. Rüzgarlar düz gitmez. Bu sapma ve bu ekvator bölgesinde tropikal bölgede bir enerji birikimi vardır. Çok sıcaktır ya oralar. O enerji birikimi ve gelen aralizli rüzgarlarının sapması bütün bunlar birleşmeye başladığı zaman işte bu şekilde büyük kasırgalara neden olur. Ve bu kasırgalar gelir buradan Amerika'nın bakın doğu kıyılarına. Bakın buradan geçer bu tarafa doğru. Yine bak ekvator çevresi görüyor musunuz? Ekvator tropikal bölge. Şurada özellikle. Ah şurasının günahı nedir ben bilmiyorum bak. Şu Güneydoğu Asya'nın bulunduğu bu bölgenin günahı nedir? Deprem burada. Tsunami burada. Kasırga burada sel şurada da sel felaketi yaşanıyor. Bak bunu söylemeyi unuttuk herhalde. Ah gelmedik. Şurada Güneydoğu Asya'da da bol miktarda sel felaketi yaşanıyor. Ne kadar doğal afet varsa hepsi burada. Çok çok tehlikeli bir yer. Evet size sorulduğu zaman işte kasırgalar, diğer doğal afetler genel olarak bakın hep bu bu bölgeyi seçeceksin. Evet tehlikeli bölgemiz. Kasırgaya demek ki tropikal bölgede rastlayacağız. Ülkemizde kasırgaya rastlamıyoruz lütfen. Ama çeşitli rüzgarlar ve bunların oluşturduğu fırtınalara rastlarız. Bunu da geçtik geldik sel ve taşkınlara. Şimdi sel ve taşkınlar ülkemizde bizim ülkemizde birçok yerde görülüyor. Dünyada da birçok yerde görünüyor sel ve taşkınlar. Sel farklı bir şey taşkın farklı bir şey. Sel denilen şey mesela hızlı bir şekilde yağmur yağdı karlar eridi ani bir su baskını oldu. Birçok yerde görülebilir yani seller. Şöyle baktın yukarıdan dağdan yamaçtan doğru geliyor seller. Sel birçok yerde görünür böyle ani su yağmurlarıyla erimelerle gerçekleşiyor. Taşkın Bak adı üstünde bir taşıma olacak. Bir vadi var, akarsunun yatağı var. Yatağı taşıyamayacak kadar su geliyor. Taşıyamayınca o suyu iyice taşkına dönüşmüş oluyor. Çevresine etki etmiş oluyor. Sel ve taşkın arasında böyle bir ayrımımız var bizim. Peki hocam sel ve taşkınların nedenleri neler? Yorumlayalım seninle. Şimdi burada birçok maddelerimiz var bizim. Bunları nasıl yorumlayacağını göstereceğim sana. Şimdi zaten birçoğunu sen kendin bulabilirsin. Aşırı ve ani yağışlar. Mantıklı. Sel oldu tamam sel taş. Kar buz erimeleri bu çok önemli. Özellikle ilkbahar mevsiminde yaza doğru olan mevsimde bizim ülkemizde bakın Nisan Mayıs Haziran aylarında bu aylarda kar ve buz erimelerinden dolayı bir de yağmurların artmasına dolayı ülkemizde sel felaketleri yaşanabiliyor. Anlaştık mı? Diğeri şiddetli rüzgarlar ve fırtınalar. Şiddetli rüzgarlar, yağmurlar getiriyor. O fırtınalarla beraber sel felaketi de yaşanabiliyor. Dere yataklarına yerleşim kurulması. Bizim ülkemizde yaşadığımız en büyük sel ve taşkınların nedenlerinde bir tanesi ki bu sene, geçen sene bunları sık sık yaşamaya başladık. Karadeniz'de özellikle yaşıyoruz bunu. Bir vadi var. Bu vadinin içerisine yerleşiyoruz. Mecburuz çünkü her taraf dağlık engebeli. E, bu vadinin çevresine yerleşince bir taşkınla beraber sel ve taşkınla beraber ciddi anlamda can ve mal kaybına neden olup bir afet oluşabiliyor. Dere yataklarının değiştirilmesi. Dere yatağı var. Adamlar gelmişler oraya yerleşim kurmuşlar. O dere yatağını değiştirmişler. Doğa bunu affeder mi? Affetmez. Bir gün bir yağmur bir başlar o dere yatağı yine eski şeyine kavuşur. Önüne gelen her şeyi de alır götürür. Bitki örtüsünü tahrip ettiğimizde bu suları çekecek, emecek, bunu daha direne edecek bir sistem ortada kalmadığı için sel ve taşkınlarda artış gösterir. Altyapılar yetersiz olduğunda şehirlerde bunu sıkça görüyoruz. Sıkıntılar yaşanıyor. Ve şehirleşme, betonlaşma, her tarafta bir beton, şehir, toprak yok, bitki yok, su çekilemiyor. Bu da sel ve taşkınlara neden oluyor. Dünyada bana sel ve taşkınları sorduğunda nerede arayacağım? Özellikle Güneydoğu Asya'da arayacaksın. Özellikle burada arayacaksın. Çünkü burada sel ve taşkınlar çok ciddi sıkıntılara, afetlere neden oluyor. 6 ay boyunca yaz mevsiminde buradan gelen rüzgarla beraber kıyıya bir yağmur vuruyor, pir yağmuru vuruyor. Ondan sonra ciddi anlamda sel felaketi. Nerede? Güneydoğu Asya'da. Ülkemizde nerede? Bakın yine Erzurum, Sivas, Kayseri. Sel, sel, nerede? Sivas, Erzurum. Sel burada. Sel yine aynı yerde bak. Sivas, Kayseri, Erzurum yine yine aynı hatta çıktı karşımıza. Doğu Anadolu'dan biraz da İç Anadolu'ya doğru olan kısımdan seçeceksin. Evet Sivas'ı zaten hepsini at. Geldik çığ felaketine. Bu sene soruyu beklediğim yer burası. Engebeli dağlık bir arazimiz var. Bu arazide kar örtüsü oluşmuş ve bir şiddetli bir deprem. Sallanma, ses, insan, hayvan sesleri. Bütün bunlar sonucunda bir sallanma sonucunda ya da tünel, yol yapımı bütün bunlar sonucunda bütün o karın aşağıya doğru akması bizim çığımıza neden oluyor. Çığın nedenleri bunları söyledim bak. Engebeli eğimli arazi, bitki örtüsünün yoksun olması. Bitki örtüsü olduğunda önüne set çekiyor. Bu sayede biraz olsun engelliyor bunu. Yol yapım sırasında volkanlar, depremler ve araç insan sesleri. Bunları söyledim. Türkiye'de çığlar. Nerede rastlayacağım? E tabii ki yine az önce gösterdiğim şehirlerde rastlayacağım. Ama Özellikle şu haritaya bakmanı istiyorum. Bak görüyor musun? Bingöl. Orada ağrı. Hakkari'ye doğru olan. Yukarıya doğru bak. Biraz daha kuzeye doğru çıkan hat. Bizim çığlarımız genelde burada. Bir de burada Akdeniz tarafında. Bolkarala dağlarının orada da yine yüksek ya oradaki toroslar. Hatta orada buzul şekillerine de rastlıyorduk. Yine orada da çığ felaketinin olma ihtimali mevcut. Bunu sorabilir. Aşağıdaki şehirlerin hangisinde çığların yaşanma ihtimali daha düşüktür? Ya da harita verir noktaların hangisinde çığ felaketinin yaşanma ihtimali daha fazladır şu haritayı şöyle bir bak. Zaten mantığını anladığın için kavrayacaksındır. Eğimli bir arazi lazım, kar lazım, yüksek dağ lazım. E hepsinin sen artık biliyorsun. Son konuya geldik. Dağ nerededir biliyorsun. Eğim nerededir biliyorsun artık sen. Türkiye'de çığlar. Ha bunu konuştuk. Tamam. Ha çığ için alınacak önlemlerimiz var mı? Tabii. Uyar, erken uyarı sistemi var bunun içerisinde. Şunu unutma çığ tünelleri yapılıyor. Çığ tünelleriyle beraber önlem alınabiliyor. Ya da çığların önüne barikatlar. Bu şekilde duvarlar, barikatlar kurulabiliyor. Bu da yine önlemlerden bir tanesi. Ağaçlandırma tabii. O bölgeye ağaçlandırmak. Bu da önemli. Geldik artık son kısmımıza. En büyük felaketlerimizin olduğu, geçen sene bununla alakalı çok ciddi sıkıntı yaşadığımız orman yangınlarına. Dünyada orman yangınına nerede rastlarız? Orman yangınlarının %85'i insan kaynaklı. Geri kalan %15'i doğal nedenlerle ortaya çıkıyor. Yani orman yangınlarının temel nedeni insan kaynaklı beşeri faaliyet. Dünyada nerede rastlanıyor orman yangınlarına? Bak. Tropikal bölgelerde, Akdeniz havzasının olduğu bölgelerde sana verir. Haritayı verir. Böyle haritayı verir. Haritada çeşitli yerleri işaretler ve der ki orman yangınlarına hangisinde daha fazla rastlanır, daha az rastlanır gibi. Çölü işaretler sana. Da çölün ortasında orman yangınının ne işi var? Nerede? Akdeniz iklimi. Akdeniz iklimi şurada. Afrika'nın kuzeyinde Akdeniz iklimini çizdim. Hemen batıya doğru bir çizgi çizip buraya işaretledim. Afrika'nın en kuzeyinden Afrika'nın en güneyine indim. Buradan uç noktaları, Avustralya'nın uç noktalarını bir de şu köşeye işaretledim. Her defasında Akdeniz'i soran ÖSYM e, hastadır Akdeniz'i sormaya bağlantılı olarak. Bu sefer de gider orman yangınlarıyla sorar. Hiç belli olmaz. Orman yangınlarını ben nerede arayacağım demek ki tropikal bölgelerde ve az önce çizdiğimiz Akdeniz ikliminin olduğu yerlerde. Bakın Türkiye Akdeniz iklim kuşağında ülkemizde bol miktarda orman yangınları yaşanıyor. Evet. Orman yangınlarının nedenleri. Tabi burada daha çok insan faktörlü bunlar ama doğal nedenler de var. Yıldırım düşmesi, volkanlar patladı, yağmur oluşturdu, yıldırım düştü, yağmur oluşturdu. Bak devam eden yangınlar. Ha bir yangın devam ederken başka yangınları sıçradığı için zaten gördük bunu geçen sene. Başka yerleri de sıçradığı için ciddi anlamda yangınları tetikliyor. Hayvanların taşıması. Nasıl hocam? Hayvanlar yangın mı taşıyor? Bazı kuşlar cidden bu araştırmalarda da ortaya çıkmış. Bazı kuşlar yangını alıp direkt yananı alıp götürüp ormanların yanmasına neden oluyormuş. Ve bunu bilerek yapıyorlarmış. Çok ilginç geldi bana okuyunca. Meteor, meteorlar düştüğü zaman sonuçta bir ortaya bir alev çıkıyor. Bu da orman yangınları neden olabilir. Bunlar doğal faktörlerdi. Bizler anız yakıyoruz. Bak, nadas kavramı, anız yakmak bunlar çok çıkar. Anız yakmak bu. Tarlada kalan o otlar vesaire var. Bu otları aleve veriyorsun ya da işte dalları topladın. Dalları aleve verdin. Bu da ciddi anlamda yangınlara neden olabiliyor. Çöpleri yakıyoruz. Bu çöplerin yanma sonucunda yangınlar ortaya çıkabiliyor. Hep insanlar sonucunda. Avcılık, piknik faaliyetleri. Avcılık sırasında mesela insanlar gidip ateş ediyorlar. O ateş sırasında çıkan o şey var ya, kovan. O kovan çok sıcak oluyor. Yere düştüğünde, kuru bir yerin üzerine düştüğünde yangın çıkartabiliyor. Ya da o avcılıkta ateş yakıyorlar. Bu ateşten. Piknik sırasında, mangal sırasında ateşten. Sigara izmariti atıyorlar bundan kaynaklı. Çevreye atılan cam şişeler güneşten gelen ışığı toplayıp yangın çıkartabiliyor. Cam şişeler atmıyoruz, izmarit atmıyoruz, piknik yaparken dikkat ediyoruz. En önemlisi de herhalde, en önemlisi de kasıtlı çıkarılan yangınlar. Turizm faaliyetleri açmak için, oteller kurmak için, tarım arazisi oluşturmak için, dünyada da bu çok yapılıyor. Tarım arazisi oluşturmak için özellikle Brezilya gibi ekvator bölgesindeki ülkelerde tarım arazisi oluşturmak için yangına veriyorlar. Direkt yakıyorlar. Ve devlet bile birçok noktada bir şey demiyor buna. Evet çok çok tehlikelidir. Türkiye'de yangınlara bakar mısınız? %11'i doğal nedenlerle, %48'i kaza ve ihmaller, %10'u kasıtlı, %30'u bilinmeyen nedenler. Şu %30'un da tahmin ediyorum, %30'u da şeydedir, kasıtlı çıkarılan yangınlardandır. Ülkemiz bu konuda çok ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Geçen sene yaşadığımız doğal afet, berbat bir doğal afetti gerçekten berbat bir doğal afetti. Çok büyük sıkıntılara neden oldu. Peki ülkemizde nerede yangınlara rastlıyoruz? Gençler ülkemizde yangınları Ege'de arayacaksın. Özellikle şurada Akdeniz'de. Akdeniz'de geçen sene bunu gördük. Akdeniz dağlarında arayacaksın. Karadeniz'de de var. Akdeniz'de çıkan yangınlar yaz mevsiminde havaların iyice ısınmasıyla beraber oralara otel yapma noktasında güzel bir yangın çıkıyor orada. Akdeniz'de tam da tatil mekanı vesaire. Bu nedenler yaz mevsiminde çıkıyor genelde bu yangınlar. Karadeniz'de de yangın çıkıyor. Bahar aylarında ve özellikle kış aylarında. Kış aylarında hocam yangın mı çıkar Karadeniz'de? Olur mu öyle şey ya bilerek yakıyorlardır. Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'de özellikle. Doğu Karadeniz'de güneyden gelen, şuradan güneyden gelen bir rüzgar oluşuyor. Ve o rüzgar arka tarafa geçtiğinde fön rüzgarına dönüşüyor. Fön rüzgarı ne yapıyordu? Bu fön rüzgarı yani sıcaklığı arttırıyor. Sıcaklık artışı oluyor Ve bu fön rüzgarı O bölgede orman yangınlarının çıkmasında neden Olabiliyor Evet Bakın şöyle bir haritayı bir inceleyelim Burada deprem bölgeleri bu kırmızı ile gösterilenler işte sel ve sular mavi gösterilenler Bakın Doğu kısmına bir bakar mısınız Genelde de bu doğu kısmının Şuradaki Bizim dağımızın geldiği hat boyunca görüyor musun dağların engebeli Engebeli dağlık yerlerin olduğu yerler Ve Bakmanı istediğim bir şey var. Şu iç kısma gelildiğinde, hani şu depreminin az olduğu yere de deprem az, sel az, taşkın az, çığ az hiçbir şey yok. Yani bana sel felaketleri vesaire bütün bu Türkiye'deki doğal afetler sorulduğunda bakın burada da yine güney kesimine doğru iyice azalıyor. Sadece şurada mavi sel su baskınları çok fazla ki Türkiye'nin genelinde sel su baskınları oluyor zaten. Hani sel su baskınlarını çıkarttığımızı varsaysak Genelde bakın buralarda doğal afetlerin az olduğu yerler. Bu şehirlerde yaşayan güzel öğrencilerim aslında yarı kurak, kurak, çorak gibi bir görünen yerlerde yaşasanız da doğal afet açısından aslında şanslı yerlerde duruyorsunuz. Bakın diğerlerine kıyasladığımız zaman. Şöyle şöyle bir konuşma yapalım. Evet afetleri öğrendik. Afetler çok çok önemliydi. Israrla söylüyorum. Evet gençler elimden ne geliyorsa yapıyorum. Sizden tek istediğimiz videolara destek olmanız. Seviliyorsunuz. Desteklerinizi de görüyorum sağda solda. Her yerde attığınız yorumlarda başka postların altında. İnanın bunların hepsini görüyorum ben etiketlediğinizde. O zaman ne diyoruz? Yunus Hoca'yı bir defa öğren. Bir daha asla unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.